Yaklaşık ben 3 senedir Merve'de, 2 senedir Tayland'a gitmiyordu. Şu an ailecek Tayland tatiline gidiyoruz. İstanbul Havalimanı'na geldik. Uçuşumuz yaklaşık 2-3 saat sonra. Şimdi check-in açılmış. Check-in'imizi yapacağız. Ondan sonra tekrardan görüşeceğiz. Böylelikle hem yolculukta başımızdan geçenleri anlatacağız, hem de şu an bildiğiniz üzere Covid'den dolayı gidiş gelişlerde Tayland birazcık sıkı yönetim uyguluyor. Bizden ne belgeler istendi, ne şartlarda ülkeye giriş yapacağız, hepsini anlatacağım ama önce check-in'imizi yapalım. Neler oldu? Ben kısaca özet geçeyim. Rezervasyonumuzun check-in'i için kontuara geldik. Kontuarda PCR testimizin olup olmadığını sordular. Tayland PES uygulamasını sordular. QR kodlu bayağı komplike bir şey normalde. Kontuardaki beyefendi dikkatli bakmadı. Yani hiç QR kodu okutma vesaire yok. Tayland'da tekrardan Tayland PES uygulamasına bakarlar mı vesaire bilmiyorum ama kontuarda asıl önemli olan şey PCR testiydi. PCR testinin saatine baktılar. Kontordaki arkadaş yine çok detaylı bilmiyordu. Pasaport kontrolünden de geçtik. Bangkok 1.55. Kapı bilgisi de açıklanmamış Merve. Çift 0.25'te açıklanacakmış. Evet Merve. Heyecanlı mısın? Heyecanlandım. Hey, çok seviyorum. Refa abi. Uçak biletlerimizi göstereceğimiz yerde kapıda tekrardan sağlık sigortasını sordular. PCR testimizi ve Tayland PES başvurusunu sordular. Kapıdan girişte kontrol ediyorlar. Saat 1.30 ve Vefa hala ayakta. Direniyor. Direnen adam. Uyumamakta direniyor. Second aisle please. Thank you. İçeriye attık kendimizi. Bize sağlık testi için 3 tane kağıt verdiler. Genel anlamda sıkıntısız bir yolculuktu. Bakalım son kısmı da geçersek bence bayağı başarılı olacak. Bizi bu arada otelden alacaklar direkt. Kendi başımıza gidemiyoruz otele. Serviste bizi alacaklar. Bak yönlendiriyorlar zaten burada bizi. Merve bize sim kart almaya gitti. 30 GB, 30 gün, 500 baht diyor. Havalimanının dışında biraz yürüdükten sonra transfer arabasına bindik. Arabada tek biz varız. Her ne kadar minibüs olsa da arka koltuklar gördüğünüz üzere boş. Evet, sonunda odamıza yerleşebildik. Kısa bir oda turu yapayım. Hayatımda, yani 30 yaşındayım, 30 yaşıma kadar girdiğim en iyi otel odası burası. Bayağı iyi, bayağı büyük.
Hemen biz buraları tabii dağıttık, eşyalarımızı derdik döktük ama bu akşam burada bir gece kalacağız karantinada. Vefa dağıtmaya başladı bile. Beğendin mi Merve otel odasını? Çok beğendim. Çok. Güzel değil mi? Çünkü kuru mutfak var. Evet. Öyle. Şimdi hemen başlayalım. Bana bak. Burası giriş kapısı. Burada hemen sağ tarafında bir adet buzdolabı var. Mutfak var. Evet. Burada tuvaletin camı var. Daha doğrusu banyonun. İçeride tuvalete bağlanıyor. Tuvaleti göstereyim hemen. Tuvalet elektronik. Tuvalet kağıdı koymamışlar. Banyosu güzel. Duşu bu şekilde. İçeriye camı var. Dediğim gibi mutfak bu taraf. Burada çocuk için yatak var. Bu tarafta ebeveyn yatağı var. Burada televizyonu var. Askı dolabı. Çalışma köşesi. Manzarayı da göstereyim. Böyle camı her ne kadar kirli de olsa. Kilitli mi camlar? Camları kilitlemişler lan. Millet karantinadan kaçmasın diye mi kilitlediler? Kaldığım en iyi oda bu zamana kadar. Cam pis ama burada ne varmış? Burada kasa vesaire şeyler var. Kasalar var. Vefa sen beğendin mi? Birazdan bize yemek getirecekler. Normalde 3 öğün veriyorlar ama biz akşam saatlerine doğru geldiğimiz için tek öğünden faydalanacağız. Otele girdiğimiz gibi PCR testi yaptırdık. Vefa'ya da yaptılar bu arada PCR testi hem burundan hem ağızdan. Vefa'ya da tükürük testi yapılır diye bekliyorduk ama ona da normal PCR testi yaptılar büyük adam gibi. Bakalım sonuçları bekleyeceğiz bu akşam. Yemeğimizi yiyeceğiz. Bir akşamlık karantinadayız. Otelin bu arada ücreti bayağı pahalı. Muhtemelen yarın Airbnb'ye çıkabiliriz. Bu akşam ben birazcık araştırma yapacağım. Kader gösterecek nereye gideceğimizi. Şimdilik görüşürüz. Round and round we go, losing self-control. I keep telling myself, but I don't wanna let you know. Is this what we become? Strangers on the run, looking for something, chasing the sun.